mutlu günler sevgili izleyenler. Sağlık Hattı programıyla karşınızdayız. Bugün konuğumuz Özel Esen Tıp Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümünden uzman doktor Pınar Kamlıoğlu olacak. Konumuzsa çocuklarda ishal ve kusma. Sizlerde 224 alan koduyla 261 1188 ve 99 numaralarını arayarak sorularınızı bizlere iletebilirsiniz diyelim ve hiç vakit kaybetmeden konuğumuza dönelim. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, bugün konumuz çocuklarda ishal ve kusma dedik. Aslında malum hava şartları da beraberinde böyle salgınları getiriyor. Çünkü ince giyinsek, üşüyoruz, kalın giyinsek, terliyoruz ve bunlar da beraberinde aslında hastalıkları getiriyor. Sizin de herhalde bu dönemlerde en fazla karşılaştığınız çocuklarda ishal ve kusma şikayetleriyle herhalde aileler size başvuruyor. Evet, evet, aynen öyle. İshal aslında bir giriş yapacak olursak ishale, ishal aslında tüm dünyada sağlık kurumlarına başvurunun en sık sebeplerinden bir tanesi. İshalli hastalıklar özellikle 5 yaş altı çocuklarda çok sık rastlıyoruz. Hatta yapılan çalışmalarda bu 5 yaş altı dönemde yılda en az 3 kez ishal atağı geçirdiği görülmüş çocukların. Özellikle hijyen koşulları yetersiz, altyapının yetersiz olduğu gelişmekte olan ülkelerde daha çok görüyoruz biz ishali aslında. Ama tabii sağlık sisteminin yeterli olması gerekiyor bu konuda ishalin daha az görülebilmesi adına. Kreş çocuklarında daha fazla görüyoruz. Evde bakım alan çocuklara göre. Orada daha bulaşma riski daha yüksek oluyor. Onun haricinde tabii ki ishalli hastalıklar ölümlerin de sık nedenlerinden olmaya başlamıştı aslında. Alınan önlemler bunun önüne geçti gerçi ama özellikle son 15 yılda Türkiye'de bu ishalli hastalıklarla mücadele programlarının yaygınlaştırılması, ağızdan sıvı tedavisinin bayağı yaygın hale gelmesiyle bu ishal aslında bir bakıma önlenmiş oldu. Yine ishali aynı sıklıkta görüyoruz ama ishale bağlı ölümleri aslında daha az oranda görmeye başladık biz. Zatüre ve ishal özellikle gerçekten ölümlerin en sık iki nedenlerinden bir tanesi dünyada. Bu şekilde aslında yorumlayabiliriz. Evet. Peki bazı önlemlerden bahsettiniz. Ne gibi alınan önlemlerle aslında bu ölümlerin önüne geçtik? Temel nedeni hijyen midir? Bunu önlemek en önemli etken hijyen diyebilir miyiz ishalde? En büyük nedenlerinden bir tanesi diyebiliriz. Hijyen, el yıkama özellikle çok yaygın hale gelince bunların önüne geçildi. Aynı zamanda aşılama tabii ki birazdan da bahsedeceğim. Bazı ishal tiplerine karşı olan aşılama yöntemiyle çok büyük miktarlarda ölümlerin önüne geçmiş olduk. Bunlar önemli önlemler bizim açımızdan. Evet, ilerleyen sürelerimizde de yine detaylandıracağız ama ishal nedir? Nasıl tanımlarız ishali? Şimdi aslında bu aileler arasında biraz yanlış bilinebiliyor. Dışkı kıvamı yumuşayınca mesela bir kere çocuk dışkı yapıyor yumuşak kıvamda. Bunu ishal olarak nitelendirmiyoruz biz. Tek başına aynı zamanda sıklığın da artması gerekiyor. Hem kıvamı yumuşak olacak hem de gün içerisinde 3 ve daha fazla şekilde ishal dışkılama olacak. Biz buna ishal diyoruz. İkisi bir arada olacak. Ateş ve kusma tabii buna eşlik edebiliyor. Aynı zamanda ishaller çok fazla öyle bir haftadan uzun sürmüyor genel itibariyle. Çok nadir 2 haftadan uzayan uzun süren ishallerimiz var. Ama 2 haftanın altında süren ishallere biz akut ishal diyoruz. Çok fazla hani tetkik, tahlile gerek duymuyoruz. Ama 2 haftanın üzerine geçerse gerçekten ileri tetkikler gerekiyor bu konuda. Evet, bu noktada da aslında kısa süren ishallerde korkulacak bir durum olmayabilir ama eğer 2 haftadan uzun sürüyorsa bir uzmana başvurmakta fayda var diyebiliriz. Peki ishalin en sık nedeni nedir? Aslında hijyene vurgu yaptık ama hijyen dışındaki nedenleri nelerdir? Tabii ki virüsler en baş nedenlerden bir tanesi. Virüsler özellikle 5 yaş altın çocuklarda sıvı kayıplarını kusma da eşlik ettiği için virüslere çok ağır sıvı kayıplarına sebep olup yine ölüm nedeni olabiliyor. Aslında virüsler demişken virüslerin içinde halk arasında en sık bilineniyle başlayayım ben. Rota virüsü. Rota virüsü gerçekten aileleri çok panik eden bir durum. Gerçekten bu konuda haklılar.
rotavirüs özellikle 2 yaş altındaki çocuklarda görülüyor. Daha çok serin havaları tercih eden salgınlar açısından bir virüsümüz. Kusma ön planda oluyor ilk 2 günde özellikle, sonrasında hafif ateş de eşlik edebiliyor rotavirüs enfeksiyonlarına. Rotavirüs aslında ilk geçirildiğinde daha ağır geçiriliyor. İlk atak daha ağır geçiyor. Her zaman sıvı kayıpları 10-15 günü bulabiliyor. Ama ikinci, üçüncü ataklar daha hafif seyrediyor ve küçük çocuklarda daha ağır seyrediyor aslında. Rotavirüsünü diğer viral nedenlerden, bir de bakteriyel nedenlerden ayıran bazı özellikleri var. Özellikle 2 yaş altını tercih etmesi, ateş ve kusmanın erken başlaması ve aynı zamanda serin havaları tercih etmesi bunu diğer nedenlerden ayıran temel özellikleri aslında. Rotavirüs demişken ben özellikle aslında bugünün en önemli vurgu noktası bu olsun istiyorum. Aşı. Aşı çok önemli. Aileler bazen hani bu konuda şey kalabiliyorlar, hani yaptırsak mı acaba, evet, yaptırmasak mı? Ben rotavirüs aşısını öneriyorum kendi adıma. Rotavirüs aşısı, çünkü aslında rotavirüs enfeksiyonu kapmayı önlemiyor. Rotavirüs aşısı, yine olan çocuk yine o enfeksiyonu kapıyor ama daha hafif atlatmasını sağlıyor. 2 günde, 3 günde geçiyor mesela ishal, ama olmayan çocuklarda gerçekten 10-15 günü bulan sıvı kayıplarına bağlı ağır ölüm tabloları, hastane yatışları gerekebiliyor. Rotavirüs zaten hastane yatışına sebep olan ishal en sık nedeni. Hastane yatışı genelde rotavirüse bağlı oluyor. Ben rota aşısını öneriyorum. Rota aşısı şu anda 2 doz halinde ve 3 doz halinde olan formları var piyasada. Her ikisinin birbirine üstünlüğü yok. İkisi de yapılabilir. Yapılması da şart. 3 ve 5. aylarda ya da 2 ve 4. aylarda 2, 4, 6 ya da 3, 5, 7 şeklinde 3 doz olanı da yapabiliyoruz. Erkenden korumaya almak çok önemli çocukları. Evet. Rotavirüsü yanlış anlamadıysam herhalde 2 yaşın altındaki çocuklarda daha sık rastlanan bir virüs değil mi? Evet, evet, aynen öyle. Rotavirüs haricinde norovirüslerimiz var. Onlar daha hafif seyirli, 1-3 gün kadar süren bir ishal tablosuna sebep oluyor. Norovirüsler de aslında kusma tek başına olabiliyor ishal olmadan ya da ishal tek başına oluyor kusma olmadan gibi. Ama rotavirüslere göre daha büyük yaş gruplarını etkiliyorlar. Astrovirüslerimiz var. Onlar genellikle 2-5 gün sürüyor ishalleri. Onlar çok ağır tablolara sebep olmuyor rotavirüsü kadar. Bir de adenovirüslerimiz var. Onlar rota virüslerden sonra aslında hastane yatışlarına sebep olan ikinci en sık virüs grubumuz. Onlar mevsimsel olarak çok fark göstermiyor. Her mevsimde görülebilir adenovirüs. Rota gibi değil. Ve hani onda birazcık daha kusma geri planda. Yani kusma yine var ama rotaya göre geri planda. Ateş aynı şekilde geri planda kalıyor. Biraz daha tabii kuluçka süreleri var. 8-10 gün önce bulaşıyor. 8-10 gün sonra hastalık ortaya çıkıyor çocukta. Yine 10-15 günü bulan ishal tablolarına sebep olabiliyor ama onun aşısı yok maalesef. O yüzden aşının önemi büyük bu konuda. Aslında siz de sıraladığınız rotavirüsü, norovirüsü, astrovirüsü ve adenovirüsü. En çok da aslında rotavirüsüne vurgu yaptınız. Aşının öneminden bahsettiniz. Evet. Herhalde ölümcül sonuçlar doğurabilecek virüs rotavirüsü. Evet. Korkmamız gereken virüs bu. Peki bu virüslere bağlı ishallerde tanıyı nasıl koyuyoruz? Hangi virüs olduğunu nasıl anlıyoruz? Biz genellikle dışkıda virüs saptayarak tanıyı koyuyoruz. Aileden dışkı örneği istiyoruz. Bezli çocuklarımız da bezini getirebiliyorlar bize ya da direkt kaba alabiliyorlarsa dışkının örneğini laboratuvarda inceletiyoruz mikroskopide. Dışkı mikroskopisinde bir de ELISA testlerimiz var. Tabii özellikle rotavirüs için bu geçerli. Bu gibi yöntemlerle tanıyı koyuyoruz. Peki tedavisi nasıl oluyor bu virüslere bağlı ishallerin tedavisinden de konuşacak olursak, aslında rotavirüsünün ölümcül sonuçlar doğurabileceğinden bahsettik. Ciddiye alınması gereken bir hastalık. İshal dediğimizde çok basitmiş gibi kulağa geliyor aslında ama çok da ciddi sonuçlar da doğuruyor. Peki tedavisi nasıldır bu hastalıkların?
Aslında ishalleri, ya virüs, viral ishaller ya da bakteriyel ishallerin tedavisi çok farklı değil. İkisi de aynı. Ortak noktaları çok. İshallerde özellikle bizim ana amacımız kaybettiği sıvıyı yerine koymak çocuğun. Bunu yapabiliyorsak, başarabiliyorsak çocukta sıvı kaybının önüne geçmiş oluyoruz. Tabii bu sıvı desteğini iki şekilde sağlayabiliyoruz. Bir ağızdan sıvı tedavisi başlayabiliyoruz. Bir de damar yoluyla sıvı tedavisi başlayabiliyoruz. Ağızdan sıvı tedavisi bizim ilk tercihimiz tabii ki. Çünkü maliyeti daha az. Aynı zamanda damar yolunu açarken oluşabilecek bazı olumsuz şartları önüne geçmiş oluyoruz. Çünkü damar yolunda bazen kanamalar olabiliyor, morarmalar, pıhtı oluşumları gibi bazı komplikasyonlar oluşabiliyor. Dolayısıyla biz hani ilk önce ağızdan sıvı tedavisini tercih ediyoruz. Ağızdan sıvı tedavisi başladığımız hastalarımızda başladıktan 4 saat sonra hastayı değerlendiriyoruz. İdrar çıkışı iyi mi? Çocuk nabzı düşüyor mu? Herhangi bir baygınlık hali var mı? Klinik olarak, tablo olarak nasıl diye bakmamız gerekiyor çocuğa. Eğer çocuk iyiyse ağızdan beslenmeyi de aynı anda yavaş yavaş başlatıyoruz, geciktirmeden. Çünkü ishalde önemli olan beslenmek. Onun dışında tabii ki damar yolunun açılması şart olan durumlarımız var. Nedir? Hasta şoktadır. Bilinç kaybı vardır. İdrar çıkışı azdır. 6 aydan küçük bebeklere mesela kesinlikle damar yolu açmak gerekir. Onun dışında 3 aydan küçük 38'in üstü ateşi olanlara, yine 3 aydan büyük ama 39'un üstü ateşi olanlara, beslenemeyen, inatçı kusmaları olan çocuklarımıza damar yolu açıyoruz. Bu tamamen hekimin kararı. Her hekimin karar verme yetkisi bu konuda kendine ait. Damar yolu dışında bir de ishalde yanlış bilinen bazı noktalar var. Mesela anne sütü alan bebeklerde ishal oluyorsa eğer anne sütünü kesmek gibi. Bu kesinlikle çok yanlış. Anne sütüne mutlaka devam et. Biz hiçbir şartta kesmiyoruz. İshal kesici ilaçları ve bulantı önleyici ilaçları hemen yüklemiyoruz çocuğa. Hani çünkü bu da ishali farklı bir şekilde etkileyebiliyor. Zehirlenmelere sebep olabiliyor vücutta. Dolayısıyla bunları istemiyoruz. Probiyotikler çok ön planda şu anda. Birçok sayıda probiyotik var. Hekimin uygun gördüğü bir probiyotik başlanabilir çocuğa. İshallerin ana tedavilerinden bir tanesi. Bir de tabii ki aşı. Onu tekrar tekrar vurguluyorum. Rota aşısını bir de şunu eklemek istiyorum. Süt protein alerjisi şüphesi olan çocuklarımıza yaptırmıyoruz. Onu zaten biz söylüyoruz aileye. Zaten hekim kontrolünde olduğu için hekim bunu zaten aileye belirtiyordur. Peki şunu da sormak istiyorum. Virüse bağlı ishaller küçük yaştaki çocuklarda ölüm sıklığı daha mı fazladır, daha mı risklidir küçük yaş gruplarında? Kesinlikle. Çünkü küçük yaş gruplarının vücut yüzey alanları da az olur büyük çocuklara göre. Biz orada metrekare hesabı yapıyoruz. Hani ayrıntıya çok girmeyeceğim ama dolayısıyla vücuttan sıvı kayıpları küçük çocukları daha çabuk etkiler. Ve daha çok komplikasyonlara sebep olur. Dolayısıyla biz burada dikkat etmemiz gereken yaş aslında daha çok. Evet. Dilerseniz viral ishallere de geçelim. Viral ishallerle ilgili neler söylersiniz? Yine onun belirtileri ve tedavisini de konuşacak olursak neler söylersiniz? Şimdi virüsler tabii ki bizim ana şeyimiz, nedenimiz. Tabii onların dışında bakteriler de çok önemli bu konuda. Bakteriyel ishallerde biz açıkçası en sık gördüğümüz Shigella grubumuz oluyor. Shigella dediğimiz bakterimiz kanlı ishal, ağrılı dışkılama, ağrılı kramplar gibi şeylere sebep olabiliyor. Dolayısıyla bir ishal uzun sürüyorsa, kanlıysa ve eğer ağrılı dışkılama varsa çocukta mutlaka bu bakteriyel sebepleri göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Shigella nöbet geçirmesine bile neden olabiliyor çocukların. Dolayısıyla Shigella ishalleri gerçekten çok gündemde bu aralarda. Shigella dışında E. coli dediğimiz bakterilerimiz var. E. coli daha çok böyle anne sütünü kesip ek gıdaya geçtiğimiz bebeklerde ishallere sebep oluyor. Bu gibi durumlarda da yine tanıyı koyabiliyoruz, yöntemlerimiz var.
Besin kaynaklı mı oluyor o zaman? Anne sütünü kestikten sonra ek gıdaya geçildiğinde besinlerden kaptığımız bir bakteri mi oluyor? Evet, genelde bakteriyel ishallerin sebebi kontamine olmuş besin ve su tüketimiyle oluyor. Dolayısıyla biz hani daha çok besinlerin temizliğine ve hijyenine, suların yine hijyenine, çeşme sularının çok kullanılmasını önermiyoruz bu konuda. Onlara daha çok dikkat ediyoruz bu aşamada. E. coli ishallerinden sonra daha sonra kolera mesela çok bir aralar çok salgındı eskiden özellikle yaz aylarında yoğun, kansız ve sulu dışkılamayla karakterize bir hastalık. Kolerayı yine kontamine besin ve sularla bulaşan bir hastalık. Bizim pirinç suyu diye tarif ettiğimiz bir dışkı şekli oluşuyor kolerada daha çok. Onun dışında tifo yine bilinen bir rahatsızlık. Evet. Tifoda ilk başta bir dirençsiz ateş oluyor. Daha sonrasında uzun süren ateş tabloları, gövdede lezyonlar oluşabiliyor, karaciğeri, akciğeri tutabiliyor, kalbi etkileyebiliyor yine bu tifo hastalığımız. Dolayısıyla yine dikkat edilmesi gereken hastalıklardan bir tanesi. Peki yine tedavisini konuşacak olursak aslında virüslü ishal, virüse bağlı ishallerle aynı mıdır, farklılıkları var mıdır? Aslında ana nokta aynı, kaybettiğini çocuğun yerine koymak maksatlı tedavimiz. Ama burada ek olarak komplikasyon gelişmişse eğer mutlaka antibiyotik tedavisi de eklememiz gerekiyor. Ama her zaman şart değil. Bunu yine hekim kendisi karar verecek. Yani her ateşli ishalde antibiyotik başlamamız şart değil bizim. Mutlaka hekimin kararına bırakmamız daha iyi olur bunu. Dışkı kültürü sonuçlarına göre tabii ki. Evet, şimdi aslında virüsten bahsettik, bakterilerden bahsettik. Peki ishale neden olacak bunlar dışındaki etkenler var mıdır? Bunlar dışında, virüs ve bakteri dışında. Şimdi aslında tabii ki bazı parazit çeşitlerimiz var. Ben çok burada o konuda ayrıntıya girmek istemedim. Çünkü en sık gündemde olan şu anda virüsler, en sık bakteriler. Bunun dışında parazitlerden bazıları da ishale sebep olabiliyor. Yine bazı tabii ki kanser hastalıkları da ishalle başlayabiliyor mesela. Hani kötü huylu tümörlerimizden bazıları ishal yapabiliyor. Yani bunlar aslında çok çeşitlendirilebilir. İnternetten araştıran ailelerimiz hani ishal yazınca altında direkt böyle hani ateş yazıyorlar, ishal yazıyorlar. Direkt altında kanser olabilir gibi şeyler çıkınca panik oluyorlar aslında. Ama dediğim gibi hekim başvurusu çok çok önemli. Bir de aileler hani şu konuda dikkat etsinler. İshal olan çocuk isterse hani günde 10 defa ishal yapsın. Eğer iyi beslenebiliyorsa, üstten sıvıyı iyi alıyorsa ağızdan, o zaman hiç korkmalarına gerek yok. Bu şekilde takibe devam edebilirler. Ama ishal olup aynı anda beslenemiyorsa çocuk, o zaman tabii ki hekim başvurusunu biraz daha ön plana çekebilirler. Evet, aslında ailelere burada çok büyük iş düşüyor. Çünkü küçük yaş grubundaki çocuklardan bahsediyoruz aslında. Çünkü savunmasızlar, kendilerini ifade edemiyorlar ve aslında o bebekteki, çocuktaki rahatsızlığı aslında ailenin anlaması gerekiyor. Evet. Ailenin sıkı takibinde olması gerekiyor. Siz neler söylersiniz? Tabii ki aile hijyen konusu yine ön planda olacak burada. Ellerini mutlaka güzelce yıkayacaklar. Yine bez kullanan çocuklarımızda daha çok görülüyor tabii ki bu durum. Ama bez kullanan çocuklarımız dışında normal çocuklarda da görülüyor. Aynı tuvaleti kullanıyorlar mesela aileler. Mutlaka temizlik yaptıktan sonra o tuvalet başka bir kişi tarafından kullanılmalı tekrar. Bunlara çok dikkat etmeleri lazım. Bir de ishal deyip geçmemek lazım. İshalin altında bağırsak düğümlenmesi, apandisit gibi tabloları da görebiliyoruz bu arada. Hekimin muayenesi sırasında anlaşılabilecek bir tablo bu. Ve sıvı kaybı derecesini saptamak çok önemli çocuklarda. Biz bunu bazı muayene bulgularımıza göre saptıyoruz. Mesela damar parmak ucuna bastırdığımızda oradaki dolaşımın hızlı mı
geri geliyor, yavaş mı geri geliyor? Ya da ağzı kuru mu çocuğun, tansiyonu düşük mü, kalbi hızlı atıyor mu? Bunların hepsi bize sıvı kaybının derecesini gösteren parametreler aslında. Özellikle idrar çıkışı. Bunları değerlendirerek sıvı kaybının ağırlık derecesine göre tedavimizi planlıyoruz zaten biz. Peki şunu da sormak istiyorum. İshal bulaşıcı mıdır? Şimdi çocuklardan bahsediyoruz. Kreş çocukları var tabii ki. Birçok çocukla aynı tuvaleti kullanıyorlar. Bulaşma riski nasıldır? Bir çocuktan başka bir çocuğa bulaşabilir mi? Tabii ki. Şimdi kreşte özellikle aynı tuvaleti kullanıyorlar. Dediğiniz gibi bez değişimi yapan arkadaşlarımız orada, görevli personellerimiz özellikle dikkat etmeliler bu konuda. İshalli bir çocuğun bezini değiştirirken ellerini yıkamadan diğer bir çocuğun temizliğine asla geçmemeleri gerekiyor. Bu çok önemli. Aynı anda yine tuvaleti kullanan büyük çocuklarda da tuvaletin temizlendikten sonra diğer çocukları alabiliyor. Biz tuvalete. O şekilde dikkat ederlerse daha az etkilenmiş olur. Aslında en önemli nokta yine hijyen diyoruz. Hijyene kesinlikle önem vermemiz gerekiyor. Peki ishalli bir çocuğu genel olarak nasıl değerlendirirsiniz hocam? Yani ishalli çocuk ilk olarak bize başvurduğunda biz çocuğun öncelikle altta yatan, biraz önce bahsettiğim bağırsak düğümlenmesi, apandisit gibi, şok durumu gibi bir sıvı kaybı derecesi var mı? Hemen ona bakıyoruz. Şimdi bu bağırsak düğümlenmesinden bahsetmişken biraz burada onu açayım. 10-15 dakika aralıklarla gelen bir kramp tarzında karın ağrıları çocukta, ağlama atakları, kanlı çilek jölesi kıvamında bir kanlı dışkılama, aynı zamanda kusma eşlik edebiliyor. Bu gibi durumlarda biz daha çok bağırsak düğümlenmesinden, invajinasyondan şüpheleniyoruz. Bu durumun tabii ultrasonla tanısını koyabiliyoruz ve bu durum ishalle çok karıştığı için atlanabiliyor bazen. Ultrasonda invajinasyon saptadığımız hastaları çocuk cerrahisine yönlendiriyoruz. Apandisit yine kusma ile başlayıp daha sonrasında göbek çevresine yayılan bir ağrı ve en son olarak da sağ alt kadrana geçen bir ağrı şikayetimiz oluyor. Bunda da apandisitten şüpheleniyoruz. Bu iki durum varsa tabii ki ishalle karıştırmadan hemen bunların tedavisi için çocuk cerrahisine yönlendiriyoruz hastalarımızı. Bunun dışında biraz önce bahsettiğim yine çocuktaki sıvı kaybı derecesi bizim için çok önemli. Hafif ve orta şiddetli ishal sıvı kayıplarında biz ağızdan sıvı tedavisi yeterli oluyor genelde. Ama çok şiddetli sıvı kayıplarında damar yolu açarak ya da hastaneye yatırarak tedavimizi sürdürüyoruz. Ne kadar sıklıkla sıvı verilmeli peki? Hani damar yolu açılmadı ama ağızdan bir sıvı takviyesi gerekecek. Ne aralıklarla olmalıdır bu? Şimdi normalde çocuk beslenmiyorsa eğer, beslenmesi azsa bizim ORS dediğimiz ağızdan sıvı tedavisi formlarımız var. Tabii ki bunu çocuğun kilosuna göre hesaplıyoruz. Nasıl verilmesi gerektiğine o şekilde karar veriyoruz. Tamamen çocuğun kilosuna, yaşına göre değişiyor bu sorduğunuz sorunun cevabı. Büyük çocuklarda tabii ki daha az sıklıklarla vermek yeterli olabiliyor ama küçük çocuklarda daha sık aralıklarla vermek gerekebiliyor. İshal olmuş çocuk anne sütü de alamıyorsa sanki anne sütünün yerine geçecek kadar bile sıklıkta verebiliyoruz biz bu tedaviyi. Tamamen çocuğun yaşına ve kilosuna göre değişiyor. Peki ishale ne iyi gelir? Yani nasıl beslenilmeli bu rahatsızlıkla, çocuklara ne gibi takviyeler yapılmalı? Şimdi biz aslında halk arasında yetişkinlerde de bazı böyle şeyler uyguluyoruz. Mesela işte kahve, ishali keser diyoruz ama çocuklarda da aslında aynı şeyler geçerli midir? Aileler nasıl davranmalı? Tabii ki bazı beslenme önerilerimiz oluyor çocuklara ama kesinlikle hiçbir şeyi kesmiyoruz. Karbonhidratlar hariç. Şimdi karbonhidratlı gıdalar biraz ishali arttırabiliyor. Yağ kesilmez mesela. Yağlı gıda vermeyin ya da yağlı şeyleri tamamen kesin önerisi çok yanlış. Çünkü o ishalin bağırsağın düzenini sağlamak için yağ da şart, protein de şart, karbonhidrat da şart ama karbonhidrat bir tık geride kalıyor bizim için. Dolayısıyla beslenmede tabii ki halk arasında sık bilinen muz verelim.
daha iyi olsun, patates haşlaması verelim gibi durumlar var. Tabii ki onları biz de öneriyoruz. Ama kesinlikle sıvı gıdalar, çorba kaybettiğini mümkün olduğunca yerine koymak bizim amacımız çünkü. Sıvı gıdaları hiç kesmiyoruz. Genellikle de çorba şeklinde veriyoruz. Artık yavaş yavaş da süremizin sonuna geliyoruz hocam. Sizden ishal ve kusmayı özetlemenizi isteyeceğim ama şimdi malum programımızın başında da belirttik aslında bu aylarda, bu havalarda çok sık rastlıyoruz bu hastalıklara diye. Peki bağışıklık sistemini güçlendirmek adına çocukların ailelerine gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Neler söylersiniz? Şimdi tabii ki beslenme birinci koşulumuz ve kreşe ilk başlayan çocuklarda ilk sene çok sık hastalanmalar yaşarız biz. Bu sadece ishal anlamında değil, aynı zamanda üst solunum yolu enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları, kulak enfeksiyonları gibi durumlar da olabiliyor bizim saptadığımız. Dolayısıyla aslında hekimin kararına göre piyasada tabii ki bağışıklık sistemi güçlendirici ilaçlarımız da mevcut. Bunların dışında ama en önemli nokta beslenme. Eğer çocuk iştahsız bir çocuksa ne yapıyoruz? İştahsızlığın sebebini araştırıyoruz öncelikle. Kan tetkiklerimizi yapıyoruz. Eksik olan bir şey varsa yerine koyuyoruz. Çocuğun iştahını düzelttikten sonra yine diğer ilaçlara devam edebiliyoruz. Son olarak ishal ve kusmayı özetleyecek olursak ailelere son mesajlarınız neler olur, neler söylersiniz? İshal yine dediğim gibi en sık nedeni virüsler. Bu konuda aşılama çok önemli. Rotavirüsü özellikle vurguluyorum. Altını çize çize vurguluyorum. Lütfen rotavirüs aşılarınızı yaptırın. Eğer çocukta süt protein alerjisi durumu yoksa. Onun dışında beslenmeye dikkat edeceğiz. Sıvı tedavisi çok önemli. Ağızdan alabildiği sürece damar yolu açılmasına asla gerek yoktur çocuğa. Damar yolu çünkü girişimsel bir işlemdir. Ama ağızdan alamıyorsa çocuk tabii ki damar yolunu açmaz. Hekim uygun görür zaten. Onun dışında bakteriler de önemli bir sebebimizdir. İkisinin de ortak tedavisi kaybedilen sıvıyı yerine koymaktır. Evet. Diyorum. Son olarak şunu da sormak istiyorum. Aileler ne zaman bir hekime başvurmalı? Çünkü aslında ölümcül sebeplere varabileceğinden de programımız boyunca konuştuk. İshal ne kadar uzun sürdüğünde aileler korkmalı ve sizlere başvurmalı? Şimdi dışkı sayısı 3'ten az ama kıvamı yumuşaksa eğer evde ama çocuk beslenebiliyorsa, anne sütü alabiliyorsa ya da anne sütü haricinde ek gıdaları iyi bir şekilde beslenebiliyorsa o zaman biz kesinlikle hastaneye başvurmalarına gerek yok. Bir probiyotik başlanabilir ilk aşamada. Daha sonrasında 3 günü geçti. Çocuğun dışkı sıklığı gün içinde 3'ten fazlaya çıktı. Çocuğun iştahı kapanmaya başladı. Beslenemiyor. O gibi durumlarda biz mutlaka doktora başvurmalarını öneriyoruz. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Verdiğiniz değerli bilgiler için. Evet sevgili izleyenler, Sağlık Hattı programını bugünlük burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşçakalın.